Merhaba arkadaşlar, bir donanım incelemesinde daha sevgili Sarp Kükçü ile birlikte. Merhabalar ve efendim. Güzel bir donanımla birlikte karşınızdayız. Bugün ne inceliyoruz Sarp? HP Oman'ın bir yeni nesil olanlardan yeni nesil. dizüstü bilgisayarını inceliyoruz. Şimdi e, birazcık kafa karışıklığı var bu noktada çünkü HP Omen geniş bir aile ya. Yani masa üstünde de dizüstünde de farklı çeşitleri ve e, geçen seneden beridir çıkan farklı ürünleri olduğu için... Birazcık kafa karışıklığı var ama e, bence hem form olarak öncekiler arkaya doğru daha böyle bir şöyle yandan Aha. gösterecek olursak arkaya doğru biraz daha yükselerek gidiyordu hatta. Hı hı. Bu çok daha eşit. Kasa değişmiş komple. Evet çok daha güzel e, bir biçim olmuş diyorum. Şöyle yapalım onun ismi burada gözüksün ee, biraz Arkası biraz daha önünden şık bence. Yani e, ben Şur. şimdi... Mazgaları oyuncu falan tabii güzel. tabii oyuncu dizüstü bilgisayarlarında benim hep genel olarak rahatsız olduğum bir şey var. Sanki hani Transformers'lar çıkıp dubstep esnasında tasarım yaparsa olan çılgın şeyler. Bunların sakinleşip dengesini bulması şeyinden memnunum ben. Bu ama bir öncekine göre biraz daha da öyle bir moda. Bir önceki mesela sırtı komple düzdü. Şimdi bunda böyle bir karbon fiber doku, şu kırmızı şeyler falan biraz daha hani böyle Ha, olmasında daha sorun yok ama, ama olmasın da sorun yok. Hı hı. Ben sadece abartıdan geriye doğru gelinmiş evet. halinden mutluyum çünkü bir nebze de fark edilmeli ya yani. ben sonuçta şey kullanmıyorum, ofis dizüstüsü kullanmıyorum. Açalım kapağı arkadaşlar da görsün. Evet. Desenini. Çünkü yani cihazdaki en büyük farklardan biri kasa tasarımı. Ki zaten o, hani... o en büyük farklardan biri de şuradaki doku. Aynen. Esen. Omen by HP'nin zaten böyle bir alışkanlığı var. Yani bu ürün gamına gittiğin zaman başka bir şansın yok. Yani bu ürün gamına gidip ben normal işte sakin, düz siyah bir ürün alacağım Di diyemezsin. Yani bu hoş olan bir şey değil. Bu şeye benziyor. Gidip ee... Lüks bir süpercar alıp ben bununla araziye çıkacağım. <laughs> ha benim gibi aile arabası alıp araziye çıkabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o ayrı bir tartışma konusu ama bunda en azından daha sakin bir durum var. İçinde bu arada Intel'in 7. nesil 7700 HQ <laughs> yani e, dizüstülerde yüksek oyun, oyun bilgisayarları için standart. Tabi tabi yüksek performans olan, olan çünkü HQ oradaki e, şeyi tanımlıyor. Ee, Güzel bir işlemcisi var işte 2.8 GHz standart sonra turbo da alıyor başını gidiyor. Vesaire ee, çok da hakkında kötü bir şey söyleyebileceğim bir işlemci değil. Dediğin gibi bir standartizasyonu Standart oturtulmuş işlemci. durumda zaten. Yani işte e, geçen hafta şey konuşmuştuk e, masaüstü işlemci kullanılmasını. Tabi. Ama o zaman alet çok büyüyor. Ve hani burada ben açıkçası dengenin gerçekten iyi yakalandığını düşünüyorum. Çünkü karşılığında da 8'lik 1070'imiz. 1070 var. 1070'imiz var. Ee, yani. Sonuçta ikisi de birbirlerini benzer bir süre içerisinde götürebilecek donanımlar. Bir şey söyleyelim. Piyasada iki modeli var. Biri 1080'lik, biri 1070'lik. Evet. Bizdeki 1070'lik. Hatta 1080'lik modeli evet bin, yani. 1080'lik 18 bin lira mı? Biraz Ö yükseliyor Öyle bir fiyatı evet. var. Bu, bu bilgisayarın ama ben açıkçası özellikle ekran tarafında çünkü gerçekten biz hala... E An itibariyle özellikle oyun oynayan insanlar için söylüyorum. GPU'nun e, son raddesine gelmiş değiliz. Çoğunlukla VRAM'in beslemesine ihtiyaç duyuyoruz. E, 8'lik VRAM'de GDDR5'te gayet işimizi gören bir miktar açıkçası. Yani 1070'i ölümüne kadar kullandık aman tanrım dumanlar çıkıyor bilgisayardan gibi bir durumumuz yok. Ya zaten şimdi şöyle bir şey var. 1000 serisinde... Önceki serilerde her seride bir şey vardır serinin yıldızı bir evet. alt model vardır mesela bana soka sorarsan e, 900 serisinde 960'ın performansı çok iyiydi hı hı. hani fiyat performansı olarak çok iyiydi 1000'de de 1070 evet, Ya 70 elbette 1080 gidince. hala yüksek ama e, mesela bununla baktığımız zaman bu cihazın fiyatı 12 binlerinin altında. Hı altında ama 1080'li modelinin fiyatı neredeyse 5-6 bin lira fark ediyor. 1080 için o kadar verilir mi verilmez? Ben ben de vermezdim açıkçası. Çünkü kendi başına e, fırlattığımız her şeyi zaten şu ana kadar altından Hı -hı. kalkarak. Bir de gerçekten yani şu noktada donanımlar zaten dışarıdan Intel'in, Nvidia'nın ya da işte başka e, firmaların getirdiği hard disklerde olsun, RAM'lerde olsun geldiği için hani bu noktada biri diğerinden ne kadar güçlünün kavgasını etmiyoruz. Sonuçta ham donanımı kendisi güçlü bu Hı -hı. şeyde. Şey, bu zaten 17 inçlik ...bir model. O yüzden aslında... ...biraz da... ...şey için daha anlamlı. Hani kendi monitörüyle... ...bilgisayarı kullanan... Hı hı. ...onunla oyun oynayan. Mesela ben... ...dizüstü bilgisayarı çok büyük oranda... ...monitöre bağlayarak evet, kullanıyorum. Evet senin alışkanlığın öyle. Evet, benim alışkanlığım öyle. Hani seyahatteyken... ...vesaire ya da bir yerde toplantıya gittiğimde... ...dizüstü bilgisayarı kendi monitörüyle... Hı hı. ...kullanıyorum. Ama bu hani... ...ayrıca monitör almak istemeyip... ...hani düzgün güzel bir monitörle tekrar açayım. Kullanayım diyenler için. E, monitör olarak da. E... Ki zaten bu arada Oman by HP'nin kendi monitör gamı olduğunu hatta bir Tabii. birlikte de Tabii e, bir yine tane incelediğimiz. Ve yani ya... onlarla çok uyumlu bir şekilde düzgün çalışıyor zaten. Evet. Bir sıkıntısı Ama yok. Ama işte bunun iki tane modeli var. E, bir tanesinin 4K e, monitörü var. Hı hı. Bir tanesinin de e, 1080 ve 120 Hz olan. Bizdeki hatta o tabi bunu şey yapmak lazım. Birazcık da not düşmek lazım. Bu bilgisayarın alt tarafında. Hı. Hani bize erkenden yollandığı için bir de not kağıdı var. Hani bu bir mühendislik, e, mühendislik e, ürünü. Şey, ben en son baktığımda piyasada henüz şeyi göremedim 1080 versiyonunu. 4K Hı -hı. vardı. Biz fiyatını telaffuz ederken de 4K'nın fiyatını söylüyoruz. Aynen. Ama bunun üzerine 1080p 120 Hz var. Hani şey de olabilir belki o geldi stoğu bitti de olabilir bilmiyorum açıkçası takip etmediğim çok, için. Çok çok hızlı şey olabiliyor. Gerçekten canavar gibi bu arada 120 Hz çok bence. Evet. Ben, ben olsam açıkçası 1080p 120 Hz tercih ederim. Aynen 4K özellikle 17 inç. Mesela ben cep telefonunda bile hala Full HD benim için yeterli. Yani ben cep telefonunda Quad HD'ye ihtiyaç duyan bir insan bile değilim. Ya cep telefonunda gerçi şu var yani şöyle yakından baktığın zaman o netliği süper oluyor Hı -hı. ve yani şeylerin de yani iOS da, Android de o çözünürlüğü kaldırabiliyor, nasıl kullanacağını biliyor. Evet. Ama Windows'da ben hala 4K hem performans olarak hem Windows'un arayüz Hı -hı. kullanımı olarak çalıştığını düşünmüyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Bu bu bilgisayar için de geçerli, cep telefonları için de geçerli. Çözünürlük arttığı zaman doğal olarak PPI değerlerimiz de artıyor, artıyor. bilmem ve nelerimiz daha artıyor. net daha açık bir görüntü oluyor ama pilden çok yemeye ve pilden aynı zamanda yiyor. ısınmadan vesaireden dolayı performans başlıyoruz. Öyle. Telefonda belki performans o kadar bizi şey yapmıyor hani Enterese etmiyor. Ama dizüstü bilgisayar için önemli bu. Dizüstü tabii. Yani sen e, oyunlarını 4K oynayabiliyor musun her oyunu? Mesela aç PUBG'yi oyna 4K <laughs> oynayabiliyor musun? Oynayamıyorsun. 1080'in de olsa oynayamıyorsun. Tabii. Ya çok iyi optimize edilmiş oyunlardan ancak 4K açıyorsun. E o zaman ne yapıyorsun? Çözünürlüğü 1080'e düşürüyorsun. O zaman da natif çözünürlükten ödün vermiş oluyorsun. Aynen öyle. Yani 1080 çözünürlükte oynayacaksam niçin 4K ekranım olsun? Kaldı ki dediğim gibi ben hala Windows arayüzünü 4K'da sevemiyorum. Kesinlikle yani katılıyorum. falan düzgün çalışmıyor şimdi bence. Bu bilgisayarda benim beğendiğim hani biz bunu şimdi monitöre Aha. bağlamadan mobil taşıyoruz dedik ya. Son dönemlerde kullandığım touchpad'lerde biraz sıkıntım vardı benim. Ben hı hı. bu bilgisayarın touchpad hassasiyetinden memnun kaldığımı söylemek istiyorum. Ee, klavyenin renk mevzusu net bu arada sadece kırmızı, kırmızı. arkadaşlar. Yani e, açık acaba BIOS'ta ekstra kırmızı. onların evet altlarında da beyaz kırmızı. var. Onların altında evet. da beyaz geliyor şeyler ama üstler gerçekten alacalı bulacalı kırmızı. İşte ejderha kırmızısı deniyor bu şey için. Ben bu tür şeylerin çok gereksiz alacalı bulacalı olması ihtiyacına görmüyorum. Benim için açıp kapayabildiğim, karanlıkta tuşlarımı görebildiğim hı hı. ve ötesindeki bir şeye de gerek yok. Bu HP yani Oman by HP'nin genel alışkanlığı zaten. Hı hı. Hani e, öncekinde de böyle hani RGB'ler içerisinde ölüp giden yok. bir alışkanlığı da, daha yoktu. Daha sade, daha düz siyah. Ha, ben bir tek şeyi seni. isterdim. Belki arkadaki Oman logosunun e, açtığımızda yanabilmesini. Şu an şey var yani kendisi böyle parla aynamsı. Evet diyeyim, öyle aynamsı. bir yapısı var. Bir parça parlıyor ama tabii ışıkla aynı şey. Mesela gibi. ben hani ne yalan söyleyeyim benim gönlümün efendisi diyeceğim kasa Omen by HP X var ya. Aha, Omen evet, X evet. by HP. Yani e, evet şu anda ben de şöyle bir uzanıp sevmek istiyorum ileride. Bence ee, ama şeyin vakti geldi bak Omen by HP deyip duruyoruz ya. Şunu HP Omen'e çevirmenin vakti geldi. Evet, bir de birazcık ya, Türkiye için kabul edilebilir bir hale getirmemiz şimdi gerekiyor. Şimdi Omen by HP evet böyle çok şık duruyor. Belki hani Hı -hı. pazarlama dilinde çok şık duruyor tamam mı? Evet. Belki grafiker aslında, gözüyle. Tamam. Ama halk gözüyle Omen by HP Omen HP Omen deyip duracağız buna. Özür diliyorum o zaman arkadaşlar. Hayır bir Hayır, sen onu. doğruyu söylüyorsun. <laughs> sen doğrusunu söylüyorsun. Yani HP de, yani web sitesinde öyle yazıyor. Hı -hı. Omen by HP. Evet, bir tasarımcı için çok şık görürüz ki. Ama halka indiğimizde, yani HP'nin değiştirmesi lazım markayı. HP Omen'e çevirmeleri gerekiyor bunu. Evet. Yani marka sadece omen. Hangi omen? HP omen. Bence buna dönmesi lazım. <laughs> omen, by HP fazla gibidir abi. <laughs> çok oyuncular şey için fazla. <laughs> gerçekten çok Hangi hangi abi? HP omen. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam ben tamam. Paul, tamam. James Bond şeklinde. Ya bol bol girdiğimiz, çıktığımız ve hani o noktalarda artık ben geride kalmış bir bilgisayar olarak görmüyorum ama hani C usulünden USB girişimiz olmasını bir artı olarak görüyorum. Evet. Onun dışında zaten bütün 0 speed Bak. 3 tane USB 31'imiz var. Eee HDMI'miz var, kulaklık HDMI. Mikrofon kulaklık ayrı. Kulaklık mikrofon ayrı ama birlikte kulaklık... de çalışıyor. Evet onu da denedik hatta. TRRS varsa eğer rahat rahat takıp kullanabiliyorsunuz. Ee, en büyük artılarından bir tanesi ki oyun bilgisayarların olsa bile artık yüksek performans da var. SD kart okuyucumuz var. Ne güzel, ne ala diyorum. Network girişi var. Üç tane toplamda monitör bağlayabiliyorsunuz Display zaten. Display olduğu port olduğu için. Olduğu için hani ihtiyacını gayet giderebiliyor. Bir eksiği yok. Enteresan bilgisayar. olarak CD-ROM sürücüsü ya var. Ya evet ben ona takıldım abi biraz ya ben. Şimdi bu bilgisayarı alırken ben arkadaşlar elimi direkt şöyle atıp alıyorum. Çünkü sağ elimle alıyorum ve ben sürekli bunun dis şeyini açıyorum. <laughs> yani CD-ROM sürücüsünü açıyorum ve o çok ya ilginç şey oluyor. Ya şey çok enteresan. Ee, tabii 17 inç kasa olunca yerimiz var. Niye koymayalım diye düşünmüşler muhtemelen. Olmasında bence bir mahsur yok ama o kadar uzun zamandır da 17 incelememiştik ememiştik ki biz genelde hep böyle ince 14-15 hmm. slim modelleri inceliyoruz. O yüzden böyle Aa CD-ROM sürücüsü var falan. Artık şaşırıyoruz. Şaşırıyoruz olması. gerçekten abi. Çünkü ben çok uzun zamandır sadece... 20 sene sadece. önceye gittik. Daha bu, bugün konuşuyorduk abi ya aşağıda. İlk CD-ROM sürücü çıktığı zaman. Aa CD-ROM sürücüsü var derdik. Yine ona dön. Ben dönüm. zevk A, için basıp sürücüsü açardım da. böyle. Hani basıp ziiiit diye. Bir daha kapatıyorsun İç alışkan. hiç kahve koydun mu? Koydum. Ben koymadım. Gerçekten ee, mi? Hiç ömrümde yapmadım öyle bir şey. İnanmıyorum. Bunu acilen çözmemiz lazım abi. Sağ ee, tarafta sadece ekstra USB'ler var. Ben İki hani USB bir şeyini sabuklar. söyleyebilirim. Adaptörü normalde hani böyle bir cihazı tabii ayakta tutabilmek için büyük olduğunu kabul ediyorsunuz. İlginç bir şekilde ince bir tasarım'a geçmişler. Ya yani ince Hı -hı. bir tasarım seçmişler daha doğrusu geçmişler değil. Ee, normalde daha böyle bir tuğla şeklinde olmasına alışkınken biz bu sefer biraz, biraz daha, daha basık, basık, ince bir basık. Nerede getirmedik ee, galiba? O buralarda bir yerde de olabilir ya da getirmemiş de olabilir. Neyse. Ha gördüm şu uzakta. Evet. Ee, <laughs> o arkadaşı mesela ben daha başarılı buldum. Yer kaplama konusunda daha iyi. Yani e, hmm. daha geniş bir alanı var ama yüzeyi daha geniş olduğundan dolayı göze çok batan bir şey değil. Mesela ben işte aşağıda toplantı alanında çalışıyorum bununla. Abi yani insanların böyle gözünün takıldığı bir alet olmamaya başlamış. Hımm. E O Peki. bence bir artı değer ama bana biraz ağır geldi, azıcık ağır bir, geldi. Evet biraz yani şey 17 inç için ince diyebileceğimiz bir model. Evet yani onu da kabul çoğu edelim. Çoğu oyuncu bilgisayarına göre ince ama şey değil slim demiyorum. Değil. Diğerlerine göre ince diyebilirim. E, altında baya büyük mazgalları var ki yani sadece şuralar değil şurada da var. Bir katta üstünde var. Hı hı. Ee, o yüzden bayağı iyi bir soğutması var. Sessiz çalışıyor, serin çalışıyor. Evet ee, Oyun oynarken bile yüksek performansla bile o iyi. Ee, ama ağırlık konusunda birazcık şey... Hani çok hafif bir cihaz değil. Onu kabul etmek lazım. Yani o dikkat edilecek bir şey. Söyleyelim mi hatta ne kadar? Ee, ben hani genel e, tasarım olarak beğendiğim için aleti şeye çok bir laf söyleyemiyorum. Ağırlığa çok bir laf söyleyemiyorum açıkçası. Çünkü yani bu e, kabul edilebilecek bir şey. Bu arada hani biz buna sürekli 17 diyoruz ama aslında bu 17.3. Evet. Bu küsuratları seviyorum e, ben. Ben sevmiyorum abi. 6 .6 ben. ya da gıcığım. İnç olmasına da gıcığım. Bak çok açık söylüyorum. Hı hı. Dünyada bariz bir şey var. İngilizler ve Amerikalılar ölçü birimlerinde saçmalamışlar. Saçma sapan <laughs> ölçme. İnç ne? Feet ne? Pound ne? Pound ne? Oz ne? Hepsi saçma bir sapan. Bir de pound LBS diye kısaltıyorlar ya falan. Evet. İyice bir işler yani karışıyor. Amerikalılar İngilizler şey diye tartışıyor. Abi zamanında yaptık bir halt ama dönsek mi metrik sisteme insan gibi bize yapsak mı diye. Bunu tartışma. Yemin ediyorum Amerikalılar bunu tartışıyor. Hatta Vox'ta çok uzun güzel bir hmm. videosu vardı. Ama niçin bilgisayar sektörü hala bunları niye inç? Yani kaç santim ben mesela bilmek istiyorum. Kaç 50 mi? 45 mi? Abi hiç karış. 2.53 ile çarpalım yani. Kısaca öyle söyleyeyim <laughs> evet ama. Işte. Hani mesela şey 17.3 inç. Mesela zaten neyi seçersek seçelim benzer bir sıkıntı içerisindeyiz evet. farkındaysan. Hani 23.6, 23.8, 24 değil bak. Evet. Yani hep öyle yuvarlamalar yani yuvarlamanın yani dışında olan değerler. yani. Çözünürlükler falan da. Yani Niçin küsura? Küsuratları çok seviyor bu bilgisayar hiç, sektörü. Hiçbir hiç şey yok Anlıyorum tamam yani bitten byte'tan dolayı bir şeylerin 8'in katı olması gerekiyordu evet. da yani ekran ölçüsünde ya da çözünürlüğünde de öyle bir şey var mı bilmiyorum niye merak ediyorum. Aslında piksellerin dizili sırasından dolayı gerçekten bir şey olabilir. Olabilir yani belki sırasından de dolayı. bir katı olması gerekiyor. Peki hani geneli bir daha son olarak bakarsak evet. senin var mı sıkıntın ya, olan bir şey? Ben... Ben bir parça ağır buldum hı hı. Ee, onun dışında bir parça da fiyatı yüksek ama fiyatı yüksek olmasını anlıyorum çünkü hani sonuçta kullanılan malzemesi şıklığı. Evet hani yani şu karbon fiber şey dokunun bile aynen, ayrı bir getirdiği fi artı finishing var. Finishing diyoruz ya buna Türkçe'de ne diyoruz buna bilmiyorum hani cilası mı diyeyim? diye evet son dokunuş desen de evet, olmuyor tam değil, olarak. Evet de. yani cidden o kalitesi inanılmaz güzel. Yani böyle halk içinde şöyle bir <laughs> diye Açabilirsin evet. Bir cihaz. Ee, şey olarak hani e, dediğim gibi bir parça ağır olması dışında bir sıkıntım yok. Bence yeni tasarım daha şık. Bence de. Ee, daha değerli toplu. Sevdim. Özellikle şu arkasını ben çok sevdim. Arkasını çeviriyorum o yüzden ısrarla. <laughs> <laughs> Ee, kullanışlılık olarak da çok güzel, performans olarak da güzel. Konfigürasyonu da iyi. Ses kalitesini bu arada hiç söylemedim ama yani Ben bengen olsun. Evet, bengen olsun evet. ve çok e, memnun kaldım ben. Hı -hı. Üstelik yani kendi içerisindeki e, ses kartı da yine benzer bir şekilde iyi. Orada da bir sıkıntı yaşamam. ne biliyor musun? Tam aslında. Hani böyle maddi sıkıntısı da olmayan böyle üniversite öğrencisi ya da ne bileyim yeni mezun genç adamlar için. çünkü Benim yaşımdaki bir adam bunu zor taşır. Ee, ama <laughs> o tip, hani zaten böyle işte sürekli mobil olan gittiği yerde oyun oynamak isteyen sürekli bilgisayara ekranından kullanan hı hı. belki evinde bir kendine çalışma masası falan biri yapmayan böyle biraz daha modern bir oyuncu genç gözümün önüne geliyor şunu kullanan. Aha. Yani tam öyle bir cihaz olmuş. Ee, şey de üretim kalitesi sağlamlığı da çok şey. Zaten hani HP aldığın için support açısından da bir sıkıntın olmayacaktır. olmayacaktır. Bir de ben hani şeyi de son olarak söyleyeceğim. Şimdi ben solak olduğum için bende bir terslik var tabii. Ben fareyi bu tarafta kullanıyorum <laughs> ama sağda kullanan insan için farenin şöyle bir kablosunu attığın zaman buradaki tek USB'ye bağlayıp Burada başka ıvır zıvırla uğraş. Yani bütün bağlamalarını, ana bağlamalarını buradan yapıp ekranda dahil olmak üzere hiç bu tarafı yormadan hı hı. bu cihazı rahat rahat oyun oynamak için kullanabilmek. Mesela bu böyle bazı çok küçük detaylar vardır ya. Hani doğru yapıldığına inandın. Mesela burayı iki tane burayı üç tane atmak değil de hani gerçekten sorumluluğu çünkü çoğunluk sahilde kullanıyor. falan evet. Bu da kabul edilebilecek bir şey. Hayati olan önemli şeyleri buraya koyup her şey buraya zaten bilgisayarla Mesela bu yüzden bir network kablosu bağlamıyor olmak. Ya da hani e, çok faydati olacak ikinci ya. üçüncü şey ya. Yani, şey bile burada. Evet. USB C bile burada. Hani yerimiz kalmadı bu tarafa atalım gibi bir şey yok. Bence bu da yine güzel küçük ve minik detaylardan bir tanesi. Bu bu tür küçük detaylardan dolayı Hı -hı. bunlara harcanan e, hani e, R&D şeyden ar dolayı belki birazcık fiyat artıyor. Bunu da kabul etmek lazım açıkçası. Ama ben e, ortada olan ürünü beğendiğimi Dürüstçe söyleyeyim. Ben de sevdim. Alır mıyım? Şu anda alabileceğimi zannetmiyorum <laughs> çünkü ben mobil oyun kültürüne çok yatkın değilim, gerçekten ya, değilim. Be benim için de çok ağır bir cihaz. Hı -hı. Yani ben henüz bunun şeyini inceleyemedik. 15'ini. Yani. 15.6'ını. 15.6 Eski kasanın 15.6'sını <laughs> e, 15. kullanmıştık. Hatta ofiste bir yerlerde var bir tane. Ee, ama bu yeni kasanın 15.6'sını görmedik. İnşallah bundan sonra onu da görürüz. Ben bir onu görmek istiyorum. Hı hı. O daha pratik ve daha küçük e, olacaktır ya, bence de. Ben bu kadar ağır bir şey taşıyamam. Ben romatizması olan yaşlı bir adamım <laughs> kardeşim. Diyerek yavaş yavaş bitiriyoruz. Gittikçe evet. bu yaşlılık muhabbet <laughs> dönüyor. <çünkü. gülüyor> İğrenç yerlere gitmeden <laughs> biz o menle bırakalım konuyu. <laughs> ee, katıldığınız için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hızlıca bir bunun 4K'sı ne kadar ondan bir bahsedelim. Fiyatı? 11.000 bin e... söyledik zaten 12 bin 11 bin küsur. Evet 12 altında dedik ama 12 binin altında dedik ya On... de, tam değeri söylemedik. Söylesek mi diye biraz çekiniyorum ama. 10.671'e görüyorum bir tane şu. E, verir misin Va abi? Vatan değil ama. Verir misin? Ay ayarlar mısın? O 11 11 buçuk arasında da var. Ya fiyatlarda şöyle bir şey da var. var ya zaten notebook fiyatları iyi e notebookların fiyatları Hani kesesini derde etmeyen adamın notu bu. 10.000'in üstünde hepsi evet, zaten. Ona yani. yapabileceğimiz bir şey yok gerçekten. E, e, bütün modeller öyle yani. şey Ayrı bir konu tabii. 10.000'in üstündeki modeller içinde Hı -hı. almak istersen bunu mu alırsa? Hayır ben 17 inç almam. Ben de almam. Taşıyamam ben bunu. Ve Bunun 15'ini görmek isterim. Fiyat tartışmasını vedanın içine sıkıştırarak çok büyük bir beceri yaptık farkındayız. <laughs> Hemen böyle kategoriyi. Çünkü gerçekten yani bu 2018 başlangıcından itibaren Fiyatlar batıyor <laughs> tamam, bana. Tamam tamam çok güzel. Görüşmek <laughs> üzere hoşçakalın bay <laughs> bay.